Arkadaşlar bugün size güzel bir sebze yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Patlıcanlar baştan çürümeye başlamış. Hemen ne yaptım? Çürük yerini aldım. Çok fazla kabuklu olmayacak. Elinizden geldiği kadar kabuk olmasın. Bir de doğrarken çok ince doğrayacağız. Ne kadar ince doğrarsak o kadar lezzetli olur. Her yemekte söylüyorum. Patlıcanı doğrarken kabuk olan yerinden doğramayın. Bıçak elinizi keser. Hemen bir tane de soğan doğrayacağız. Ve sadece bir tane sarımsak kullanacağım. Fazla kullanmayacağız. Domateslerimiz ufak olduğu için domateslerin kabuğunu soymayacağım. Yarısı arıya gider. Derseniz domatesin kabuğu yemeğin içinde bizi rahatsız eder. Onun çözümü de var. Bir tatlı kaşığı salça atarsın. Hem rengini güzel çıkartır hem de ne kadar pişerse pişsin domatesin rengi kaybolmaz. Ben domatesler ufak olduğu için biraz fazla doğruyorum. Malzememiz bu kadar. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altını yaktık. Yarım fincan sıvı yağ. Yağın biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Tavamız ısınmaya başladı. Hemen soğanını atıyoruz. Soğanları iyice kavuracağız. Soğanın içinde çiğ kokusu olmayacak. Soğanlarımız kavrulmaya başladı. Rengini atmaya başladı. Tam bu aşamada patlıcanları katıyoruz. Patlıcanların da içinde çiğ kokusu olmayacak. Aynı kızartma gibi bir lezzet olacak. Patlıcan yağı çeken çeksin, önemli değil. Yağ ilave etmeyin. Kapağı kapatıyoruz. Ara ara kontrol ediyoruz. Patlıcanları da içinde hafiften kızartacağız. Kapağı açtık. Ara ara mutlaka sallayacağız. Yemeğimizi, patlıcanlarımızı yakmayacağız. Patlıcanlar şöyle gördüğünüz gibi kızarmaya, yanmaya başladı. Çiğ kokusu olmasın diye hemen biberini de atıyoruz. Biberle de sallayacağız. Köyü yıkacağız. Yüksek ateşte soteleme işlemine devam edeceğiz. Patlıcanda, soğanda, biberde çiğ koku olmasın. Olmasın ki istediğimiz lezzeti elde edebilelim. Şimdi buna kapak kapatmayacağım. Yemeğimizin başından ayrılmıyor. Evde zaten yaptığımız bir çeşit yemek. Onu da yakmayalım. İstediğimiz kalitede olsun. Dibine çöküp yapışma olmasın. Şöyle ara ara kontrol edelim. Biberler de hafiften rengini atmaya başladığı gibi diğer işleme geçeceğiz. Sonra 3-4 dakikada biberleri kavurduk. Şöyle bir gösterelim. Tam bu aşamada daha önce de söylemiştim. Hem renk vermesi için hem lezzet vermesi için bir tatlı kaşığı domates salçası atıyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Domates salçasını iyice bir kavuruyoruz. Hazır salça kıvamından ev salçası kıvamına gelene kadar lezzetli olsun. Tabi herkesin evinde ev salçası olmuyor. Biz de ne yapıyoruz? Hazır salçayla kendimizi kandırıyoruz. Ev salçası kıvamına getiriyoruz. Salçamız kavrulmaya başladı. Tam bu aşamada domatesini ilave ediyoruz. Şöyle salçayı, domatesini de her tarafına bir değdiriyoruz. Domatesin suyu buna yeterli değil. Hemen bir çay bardağı soğuk su ilave ediyorum. Soğuk suyu özellikle ilave ediyorum. Yemeğin renginin daha güzel çıkması için. Salçanın da daha çok lezzet vermesi için. İçinde zaten pişmeyen malzeme yok. Biz bunun suyunu çektireceğiz. Suyunu çektirdikten sonra baharat vermemiz zor olur. 2 çay kaşığı pul biber sevdiğiniz kadar. Tuzla yanılmayın. Bu çökme yapar. Tuzu fazla atmış olursunuz. 1 çay kaşığı tuz yeteri kadar. Karabiber tepeleme 1 çay kaşığı attım. Şöyle 1 çay kaşığı kırmızı toz biber.
Biraz değişik bir lezzet versin diye yarım çay kaşığı da kimyon atıyorum. Şöyle bir sallıyoruz yemeğimizi. Arkadaşlar bu biraz daha sulanma yapacak. Orta ateş alıyorum. Suyunu çekene kadar kavuracağız. Ara ara göstereceğim. Patlıcanlar olmak üzere. Hemen şöyle yumurtasını kıralım. Yumurtanın kendine yetecek kadar tuz atıyoruz. Daha fazla atmıyoruz. Çok fazla da çırpmayacağız, sulandırmayacağız yumurtayı. Yeterli kıvamda. Şöyle bir kontrol edelim. Hiç suyu kalmadı, dibine yanmak üzere. Yumurtamızı da çırptık, hazırladık. Şöyle bir yüzleyelim üstünü. Tuzu az atın diye bunun için söylemiştim ben size. Yumurtayı yavaşça bir üzerine gezdireceğiz. Artık buna yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şeyi tam. Eğer siz isterseniz, yine de göstereyim de, isterseniz şöyle hafif hafif yumurtaların içine gitmesini sağlayabilirsiniz. Yani her çatalda ben yumurta lezzeti almak istiyorum diyorsanız bunu da yapabilirsiniz. Kapak kapatıyoruz. Altını en son dereceye alıyoruz. Buharıyla kendi kendine pişmesini bekliyoruz. Buharlanmaya başladı. Hemen şöyle bir gösterelim. İnanılmaz derecede güzel bir görüntüsü var, görüyor musunuz arkadaşlar? Bundan sonra patlıcan menemen ne kadar pişirmek istediğiniz size kalmış. Şöyle kaşığı vurduğumuz zaman da kaşığa yapışma yapmıyor. Tam istediğimiz ayarda. Bundan daha fazla pişirmeyeceğiz. Yemeğimizin altını kapatıyoruz, bir dinlendireceğiz. Arkadaşlar isterseniz biraz daha sulu yapabilirsiniz. Biz sunum yaptığımız için ne yapıyoruz? Biraz daha buna özen gösteriyoruz. Şöyle bir gösterelim. Şuraya bakın. Sadece burayı ekmekle sıyırsan adamın karnı doyar. İnanılmaz derecede iştah açıcı görünüyor dibi. Hiç yemek yapmayı bilmeyen bile Ahmet Şef'in mutfağı yazsın. Sayfama girsin. Binin üzerinde yemek tarifi var. Her türlü yemeği yapabilirler. En ufak sorun yaşamazlar. Tablet yemekleri, ev yemekleri, yerli, yabancı hiçbir şey fark etmez. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yaparım. Afiyet olsun.